Kokpiti, motoru, çelikten kanatları ve gövdesi. Hepsinin üstünde Türk mühendislerinin el emeği, bilgisi ve azmi var. Hürkuşlar üretim hattından çıkmak için gün sayıyor. Durduğunuz yerde bile ejection yapabileceğiniz bir fırlatma koltuğu bu. Bu uçakta onboard oksijen generating sistem var. Yani size oksijen desteği sağlıyor. Bir tüpten stok oksijen değil, havada oksijeni kendimiz üretiyoruz. Yeni nesil temel eğitim uçağı, bilinen adıyla Hürkuş. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'yla TUSAŞ arasında imzalanan anlaşmayla hayata geçirilen proje meyvesini verdi. Seri üretim ve uçuş testleri tamamlanan ilk iki uçak, Çiğli jet üstünde pilot eğitimleri için kullanımda. Ancak onlarca yeni Hürkuş işte bu fabrikada montaj hattında. Bu uçaklar jet benzeri uçaklar oldukları için, ya şöyle söyleyeyim, saatte biz bu uçağı 357 knot'ta denedik. Aşağı yukarı saatte 600 kilometre yakın bir süratten bahsediyoruz. Hürkuş B gece ve gündüz görev yapabilme kabiliyetine sahip. Bu uçaklarla geleceğin savaş pilotları eğitilecek. Bir Hürkuş uçağının içindeyiz. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen uçaklarımızdan bir tanesi. Neden üretildi? Çünkü bu uçaklar Türk F-16 ya da diğer jet uçaklarının pilotlarını eğitecek, yetiştirecek. Bu uçak henüz test aşamasında ve bu yılın sonunda ilk öğrenciler tıpkı benim şimdi yaptığım gibi bu uçağın içine oturacak ve göklere tırmanacak, eğitim alacak. Mesele şu, bu kokpitten inen bir pilot bir jet uçağına bindiğinde jet uçağında göreceği şey buna inanılmaz derecede benzer bir şey. Hürkuş Bey'in motoru pervaneli, ancak bu sizi yanıltmasın. Motor sanıldığının aksine üstün bir performansa sahip. Pervaneli uçak sınıfı çok zor bir uçak sınıfıdır. Yani önce bu şey piston motor değil, yani bu bir pırpır değil. Bu bir kompresör motor, turboprop motor. Pervaneli bir jet motoru gibi düşünebilirsiniz. 1600 beygir. Bu sınıftaki en kuvvetli motor. Yani motor gücü olarak efsane bir güçten bahsediyoruz. Bu sınıfta bu kadar kuvvetli motoru olan bir uçak tasarlanması çok zor bir uçaktır. Hürkuş Bey'in motoru kadar kokpiti de özel. Tamamen dijital ve en önemlisi yerli yapım. Hürkuş'un içindeki aviyonik sistemleri belki de ilk kez bu kadar yakından göreceksiniz. Tamamen modern bir kokpit ve muadillerine oranla çok daha yüksek teknolojiye sahip bir kokpit olduğunu ifade edelim. Bir pilot veya öğrenci bu uçağa bindiğinde önünde uçağın ihtiyacı olan, görmesi gereken tüm ekranları, tüm verileri anında bu ekranlar vasıtasıyla görebilecek. Bu gerçekten çok çok modern, belki de sınıfındaki en iyi kokpit. İnsan faktörü analizi anlamında da. Mesela pek çok eğitim uçağında arka kokpitte hoca ön kokpitteki öğrencinin göstergelerine şöyle yandan zorlanarak bakar. Bizim kokpitimizde şu an arka kokpitteki hoca 5 derece gibi çok yüksek bir görüş açısına sahiptir. Hem uçağı çok rahat indirebilir hem de öğrencisini çok rahat denetleyebilir durumdadır. Testleri devam eden bu Hürkuş B yakında hava kuvvetlerine teslim edilecek. Bu eğitim uçağı işte gelecek hafta Çiğli'ye intikal edecek bir takım testler için. Hava kuvvetleri tarafından test edilmeye başlanacak inşallah çok yakın zamanda. Ve büyük olasılıkla bu kış sonbaharda amacımıza ulaşırsak, çalışmalarımız yerini bulursa hava kuvvetlerimiz bununla öğrenci yetiştirmeye başlamış olacak. Ve bundan inen öğrenci de bir jet uçağına binecek. Öncelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, ancak Hürkuş Bey'in ihracatı için önemli görüşmeler var. Biz bu uçağı ne zaman yurt dışında göreceğiz ya da görebilecek miyiz? Şimdi öncelikli müşterimiz her zaman Hava Kuvvetleri Komutanlığı'dır. Yani önce milli ihtiyaçlar. Ancak şu an gerçekten uluslararası pazarda rakiplerimize ipucu vermek istemeyiz ama hem silahlı Hürkuş için hem silahsız Hürkuş için görüştüğümüz pek çok müşterimiz var. Bunların arasında Güney Amerika'dan, Afrika'dan, Orta Asya'dan müşteriler var. Hatta şu an Doğu Avrupa'dan bile bir potansiyel müşteriyle görüşüyoruz, öyle söyleyeyim.